Herkese merhabalar. 0'dan 8'e hazırlık kampımızda DNA ve genetik kod konumuzda beraberiz. Süper bir konu ve çok çok önemli bir konu. Gerçekten de DNA ve genetik kod konusu LGS'de en fazla çıkan konudur desem yalan olmaz. İlk başta DNA nedir? DNA dediğimiz şeyin hemen açılımını yazmak istiyorum. Deoksi deoksi ribo bilmek zorunda değiliz bu arada. nükleik nükleik asit. Bu e, kavramda D, N, A i harflerini aldığı için biz buna DNA diyoruz. Peki bu ne demek? Bu aslında bizim şifremiz. Aslında bu bizim e, kodumuz. Yani hani nasıl bir e, şifrede veya hard diskte bilgiler saklanır ya, şifre, kod. Ondan sonra bu bizim ...hard diskimiz... ...yani bilgisayar gibi düşünsek kendimizi... ...bütün bilgilerimiz burada... ...nedir bu bütün bilgiler... ...işte göz rengimiz... ...gözümüz mavi mi... ...işte saç rengimiz... ...işte sallıyorum... ...boy uzunluğumuz... ...işte ee sallıyorum... ...işte ee ten rengimiz... ...sadece renk değil tabii ki... ...işte kulakların şekli mesela sallıyorum. Aynı zamanda kaşlarımızın şekli, aynı zamanda ağzımızın yapısı, burnumuzun şekli. işte Karadeniz burnu mesela. Karadeniz burnu nasıldır? Böyledir. Ee, çok asil bir burundur bu arada. Onu söylemek istiyorum. Fatih Sultan Mehmet'in burnu. Ama bazen mesela işte böyle burnuna fındık burun denir. Şimdi bunlar normalde genetik olarak aktarılır. Tabii estetik falan filan onları e, saymıyorum ama genetik olarak aktarılır. İşte bunların her birisi bizim DNA'mızın içerisinde saklanıyor ve canlıların kalıtsal özelliklerinin nesilden nesile aktarılmasını sağlayan bir yönetici molekül aslında. Burada en önemli şeyden bir tanesi bir yönetici olduğu, bir yönetim fonksiyonunun olduğu. Bu çok önemli. Yönetim neyi yönetiyor? Hücrelerimizi yönetiyor. Biz normalde bir insan olarak durduğumuz zaman 37 trilyona yakın hücreye sahibiz. Bu hücreler bizi birleştiriyor. Nasıl binalar, tuğlalardan oluşuyorsa hücrelerden de insanlar, hayvanlar, bitkiler falan oluşuyor. İşte bunların her birisinde hücre Theme çekirdeğe olan işte hücre zarı burası. Arasında stöplazma var. Stöplazma ve organelleri vardı. Burası da çekirdeği vardı. Hani yumurta gibi. İşte bunun içerisinde DNA'larımız vardı. Bu DNA'larımız aslında bizim hücrelerimizi yönetiyor. Hücrelerimizi yönetince aslında bütün vücudumuzda bütün kendimizi de yönetmiş oluyor. Neden? Çünkü hücrelerimiz birleşerek bizi oluşturuyor aslında diyoruz. Peki yönetici molekül dediğimiz şey önemli. Bir de kalıtsal özellikler. Mesela işte ...nedir bu kalıtsal özellikler? Annemizden babamızdan. Normalde nasıl? Annemiz, babamız aslında evleniyorlar ve bizi oluşturuyorlar. Ve bu annemizden babamızdan işte babamızdan sperm geliyor. Annemizden yumurta geliyor. Bu ikisi birleştiriyor. Aslında bizim ilk halimiz oluşturuyor. İşte bunu yaparken yani bu oluşum sırasında aslında bir gen aktarımı oluyor. Yani babamızdaki genler... ...annemizdeki genler ki genetik mühendisliği buradan geliyor aslında... ...bize aktarılıyor ve bizim özelliklerimiz oluşuyor. İşte kalıtsal özelliklerimiz genler dediğimiz DNA parçaları sayesinde aktarılıyor. İşte gen dediğimiz şeye de bakacağız. DNA üzerinde belirli görevleri işen kalıtım birimi aslında. Ve bu kalıtım birimi dediğimiz DNA bizim için çok değerli ve bu kalıtım birimi... Bizim aslında özelliklerimizi e, taşıyan birim. İşte göz rengi geni var, işte saç rengi geni var, kulak kıllılığı geni var, işte ten rengi geni var. İşte neden insanların bazıları siyahi, bazıları e, beyaz veya sarı mesela sarı ırk da var. Japonlar mesela sarı ırk deniyor. İşte bunların her birisi aslında bu DNA'nın içerisindeki gen parçaları. Ne demek? Onlara bakacağım şimdi. Normalde şöyle bir yapalım. Hatta şöyle DNA'nın yapısını incelediğimiz zaman şöyle bir yapıp şöyle bir zincir şöyle bir mavi zincir diyelim mesela buna aynı zamanda bir tane daha e, farklı bir e, bu da kırmızı zincir olsun e, şöyle bir böyle birbirine dolanmış. İki tane zincir var. DNA iki zincirden oluşuyor. Bu ikinci zincir, mavi zincir olsun. İşte bu da pardon, kırmızı zincir olsun. Bu da birinci zincir, mavi zincir olsun. İşte bu ikisi bir araya gelerek saç örgüsü gibi birbirine dolanıyor. Yani şöyle şöyle, şöyle şöyle saç örgüsü gibi birbirine dolanıyor ve DNA'yı oluşturuyor. Bu iki zincir Birleşerek bu aralarından köprüler var. Bu köprülerde nükleotitlerin birleşmesi aslında. Birazdan anlatacağım. Ve bu DNA'nın ana yapısı oluş. İşte DNA'nın ana yapısında, DNA'nın ana yapısında burada çok önemli bir şey var. O da gen yapısı. Onu anlatmak istiyorum. Mesela şu parça, şu parça göz renginden sorumlu, göz rengi gene olabiliyor. Veya şu parçaya baktığımız zaman işte e, burun şekli gene diyelim mesela bunu da. İşte bunun her birisi farklı genlerle aktarılıyor ve bütün özelliklerimiz bu kalıtsal özelliklerimiz annemizden babamızdan geliyor. Mesela annenin gözünü aldın babanın burnunu aldın mesela derler ya hani işte bunlar aslında DNA'nın parçalarından gelen özellikler. DNA koskocaman DNA uzun böyle hani ben böyle kısa çizdim ama DNA normalde deri gibi şöyle şöyle gidiyor böyle böyle gidiyor ve buradan da böyle gidiyor. Dolayısıyla böyle uzun bir zincir işte bu zinciri oluşturan genler var ve bu genlerde DNA parçaları ama DNA'nın DNA'nın görevi aslında yönetim ve denetim yani hücre içerisinde yönetim ve denetim görevini görüyor ve bunu yaparken de DNA oluşturulurken de yapı birimi nükleotit dediğimiz yapı taşlarının oluşuyor. nasıl insanlar 37 tane trilyon hücreden oluşmuştu ve tuğlalarıydı sanki insan bir bina ise aslında bu da tuğlasıydı yani hücrede tuğlasıydı aynı onun gibi e, DNA'nın da yapı birimi ...nükleotit dediğimiz özel bir molekül. Şimdi ona geleceğiz. Nükleotit burada var zaten. Nükleotit üç parçadan oluşuyor. Fosfat, şeker ve bazdan. Bu üç parçayı biz paşa parça diye kodlayacağız. Ama bunun temel mantığı şu. Bu üç tane parça birleşerek... ...bir nükleotit oluşturuyor ya... ...bunun e, altına başka bir tane daha... ...üç tane parçalı başka bir nükleotit geliyor. Ondan sonra bunun altına başka bir parça nükleotit geliyor. Şöyle şöyle diyelim mesela. Ve bunlar aralarında bir bağ yapıyor. Hatta onları da göstermek istiyorum. Şöyle bir yeşille gösterelim bağları da. Şöyle bir bağ yapıyor. Şöyle bir bağ. Şöyle bir bağ yapıyor. İşte bunlar böyle üst üste alt alta gelerek aslında ne oluyor? Bir zincir oluştu. Mesela buna birinci zincir diyelim. Ve bu bir zincir oluştu. Bunun karşısına da buna uygun nükleotitler geliyor şimdi anlatacağım onu da şöyle mesela o, o mavi zinciri burada göstermiş ki zaten şu mavi zinciri hatırlıyorsunuz şimdi bu da kırmızı zinciri çiziyorum buna uygun mesela şunla anahtar kilit modeliyle uygun bir nükleotit geliyor e yine fosfat şekeri var... ...aynı zamanda buna uygun bir nükleotit geliyor... ...ve ki bunları anlatacağım şimdi... ...bu adenin, timin, guanin, sitozin denilen... ...üç tane, dört tane farklı nükleotit çeşidi var... ...ve bu nükleotitler de aslında organik bazlarına göre... ...ve bunların arasında yine bir bağ oluşuyor... ...onu da hemen göstereyim... ...bunların arasında yine bir bağ oluşuyor... ...fosfat ve şekerler arasında... ...ve bu da ikinci zincir oluşturuyor... ...şimdi bu ikinci zincir... Bu birinci zincir. Bunlar bir araya böyle aralarından bağlarla birleşerek oluşuyor. İşte bunları birleştirirken çok önemli nükleotitlerin çeşitleri karşımıza geliyor. Bu adenin nükleotiti ise bunun karşısında timin geliyor. Bu guanin nükleotiti ise bunun karşısında sitozin geliyor ve At Galatasaray diye bunu ezberliyoruz. Mesela bu A ise yine T geliyor. Bu T ise A gelecek. Bu C ise bu G gelecek. Yani bunlar birbirleriyle eşleşiyorlar ve adenin, timin, guanin ve stozin şeklinde nükleotitler birbirleriyle eşleşiyorlar. Bunlar çok önemli. Bu nükleotitler aslında bu bir ikinci nükleotit, üçüncü nükleotit, dördüncü nükleotit, beşinci nükleotit, altıncı nükleotit. Bu da altı tane nükleotit ve iki zincir. Bunlar aslında DNA'yı oluşturuyor. DNA'nın yapı birbirine nükleotit dedik. Ve şunu da unutmayalım. Bunlardan işte e, şu parça bir gen olabilir. Başka bir parça gen olabilir. Tabi burada birazcık karaladık. Hemen şunları bir silelim bakalım. DNA'nın yapısını birazcık daha böyle bir sakin bir şekilde başlamaya devam edelim. Şimdi bu nükleotide de sildikten sonra evet evet bunları da kapattıktan sonra e, nasıl oluştuğumuza baktıktan sonra DNA'nın genlerine de baktıktan sonra şöyle tertemiz bir sayfa açalım kendimize. Ben Furkan Taha Yeşilyurt. LGS Türkiye Birinci'si oldum ve Robert Koleji'ne gideceğim. LGS hazırlık sürecinde sen nasıl hazırlandın? Ben sadece Tonguç dershaneye gittim. Ne özel ders aldım ne de gerçek bir dershaneye gittim. Okuldan zaten 5'e kadar sürüyordu. 5'ten sonra da geliyordum. Tonguç dershaneden denemelerimi çözüyordum. Konulara bakıyordum. Sonra uyuyordum. Şimdi dedik ki hemen şöyle yapalım. Evet. Gen dedik gen dedik aslında kalıtım birimi ve e, DNA'ya baktığımız zaman hem kalıtım özelliği var hem de yönetim özelliği var. Bunu unutmayacağız. DNA'nın yapı taşına biz nükleotit dedik. DNA'nın yapı taşında fosfat, şeker ve baz var. Bu şekerin adı deoksiriboz şekeri olduğu için deoksiriboz şekeri olduğu için zaten DNA deoksiribonükleik asit olarak adlandırılıyor. Deoksiribo buradan geliyor aslında. Bu şekerin adı bu. Organik bazlara baktığımız zaman da demin de söylediğiniz gibi Adenin organik bazı var, timin organik bazı var. Bunlar birbirine eşleşiyor guanin organik bazı var. Guanin organik bazı var. Bir de sitozin organik bazı var. Bunlar da eşleşiyor... Bunun kısaltması G, bunun kısaltması C. Burada enteresan bir şey var. S de diyebiliyoruz arada sırada. Bunun kısaltması A, bunun kısaltması T. İşte A ile T eşleşirken G ile de C eşleşiyor. Bunları çok iyi bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Eşleşmek demek zincirlerde karşılıklı geliyorlar. Mesela ben burada DNA'nın bir zincirini çizersem buraya da diğer zincirini çizersem bu birinci zincir bu ikinci ise bu a gelirse g gelirse G gelirse T gelirse bunun karşısına ne gelir dersem A'nın karşısına T gelir. G'nin karşısına C gelir. G'nin karşısına C gelir. T'nin karşısına A gelir şeklinde birinci zinciri biliyorsam ikinci zinciri hemen söyleyebiliyorum şeklinde bir olay var. Aslında bu e, organik bazların eşleşmesinden kaynaklanıyor diyoruz. Peki şimdi geldik hemen e, burada çok önemli bazı kavramlar var. Gene biz DNA'nın görev birimi diyoruz. Ama nükleotte ise DNA'nın yapı birimi diyoruz. Bu çok önemli. Yani bu çok çıkar sorularda da. Yapı birimi dersek, yapı birimi dersek nükleotit e, kavramını çok iyi bileceğiz. Görev birimi dersek, bunu lütfen not alın çünkü acayip önemli. Bu da gen kavramı karşımıza gelecek. Şimdi bir kere bunlardan en büyüğü nedir dersek DNA en büyüğü. Onun içerisinde DNA şöyle bir parçaysa, şöyle bir parçaysa, bunun şu parçası bir gen, bu parçası bir gen, bu parçası. O zaman gen DNA'dan küçüktür. Yani DNA büyüktür, gen diyebiliriz. Şimdi bu büyüklük sıralamasına geldik. Sonrasında bunlardan en küçüğü ise şu arada bulunan yapı birimi olan DNA'nın yapı nükleotitler. O zaman DNA büyüktür gen büyüktür nükleotit kavramını çok çok iyi bilmemiz gerekiyor diyoruz ve bunu yaparken nükleotitin içindekileri çok iyi bilmemiz gerekiyor bu da önemli paşa bahçede var fosfat şeker bak neden fosfata P diyorum çünkü fosfatın gösterimi P şeklinde e, bu e, maddenin gösterimlerinden diyoruz peki kromozom nedir şimdi kromozom İnsana baktığımız zaman insanın lütfen herkes kendi kromozom sayısını bilsin. İnsan 46 kromozomlu bir canlı. Ne demek 46 kromozomlu? İnsanın içerisinde 46 tane şöyle bir parça var. Ne demek bu parça? Bu parça aslında DNA'ların hücre bölünmesinden önce proteinlerle birleşerek paketlenmiş hali. Yani ben buna kısa yoldan paketlenmiş DNA diyorum. paketlerken de paket e, kılıf olarak proteini kullanıyor aslında ve buna aslında, Kromozom yani tonguç mozom diyoruz. tabi bu işin esprisi hani kro, ta, kro bir tarzı var gibi buradan e, bir espri yapmaya çalıştık tabii ki. Ve burada şunu unutmayalım. Kromozomlar hücre bölünmesinden önce oluşuyor ve o o sırada gözüküyor. Yani şöyle paketlenmiş böyle H harfi gibi gözüken kromozomlar aslında X harfi gibi özür dilerim. E, hücre bölünmesinden önce oluşuyor ve genler dediğimiz e, DNA'nın görev ürünleri kromozomlar sayesinde nesilden nesile aktarılıyor. Bu çok önemli. Yani genlerin anne babadan anne babadan çocuklara aktarılmasını sağlayan çocuklara aktarılmasını sağlayan şey aslında kromozomlar. Annenin 46 şöyle bir yapalım hatta şöyle çizeyim. Bu babamız olsun. Bu da annemiz olsun. Şöyle yapalım. Evet. Hemen şöyle bir kalemimize daha gelelim. Bu da annemiz olsun. Şimdi annemizin 46 kromozomu var. Ne demiştik? İnsanda 46 kromozomu var. Babamızın da 46 kromozomu var. Ya yani ikisinin de 46 kromozomu var. Bunlar e, kendi aralarında birleşerek sperm oluşturuyorlar ve yumurtayı oluşturuyorlar. Sperm oluştururken mayoz bölünme hücre mayoz hücre bölünmesi geçip 23 kromozomlu sperm oluşturuyor. Anne de 23 kromozomlu yumurtayı oluşturuyor. İşte bu kromozomlar birleşerek bizim ilk halimiz olan 23 artı 23 46 kromozom oluşturuyor. Aslında bu Kromozomlarımızın yarısı anneden yarısı babadan gel gelmesi aslında bu yüzden. Dolayısıyla kromozomlar nesilden nesile aktarılıyor ve genlerde özelliklerimizle annemizin bazı özelliklerini babamızın bazı özelliklerini alıyoruz ya. işte bu aktarılan bize verilen kromozomlar babamız bize 23 kromozom verdi annemiz 23 kromozom verdi toplamda 46 kromozomuz var buradan geliyor. işte insanın kromozom sayısı 46 kromozom sayısı sabit ve bu kromozom sayısını oluşurken şöyle bir şey gösteriyoruz dikkat edin. 2N denilen bir şey var. Neden 2N? Çünkü e, a, babadan, anneden NN N aldık. N dediğimiz şey de kromozom sayısını göstermek için kullandığımız özellikle 2N eşittir 46 yazarız. E, ve bu NN N alıp da 2N'ye çıkıyor karşımıza diyoruz. O yüzden kromozom sayısı genellikle 2N gösterir. Ama çok enteresan bir şey var. Kromozom sayısı çok önemli bir kavram değil. Mesela kromozom sayısı moli balığında da 46. Ama insan moli balığıyla aynı değil. Moli balığına benziyor olabilir ama gerçekten insan moli balığıyla hiçbir şekilde benzemiyor. Çünkü e, balık bu, bu da insan. Yani kromozom sayısının e, gelişmişlikle bir alakası yok. Canlı gelişmişliğiyle bir alakası yok. Vücut büyüklüğüyle de bir alakası yok. Yani burada şunu unutmayalım. Kromozom sayısı Eyalet oturun 500 mesela. Ama hiçbir önemi yok. Eğer düdük kadar ot ya. İnsana bak insan daha büyük mesela ondan veya daha gelişmiş ondan. Dolayısıyla insan eğer otundan daha gelişmiş olduğunu biliyoruz ya. Vücut büyüklüğü de daha fazla ama kromozom ise eğer daha fazla. O yüzden önemli olan e, kromozomun sayısı değil işlevi yani gerçekten de içindeki kod, içindeki şifre önemli. Dolayısıyla şifresi insanın kuvvetli olduğu için süper bir yaratık ortaya çıkıyor. Eğer Altıotu'nun e, şifresi düşük olduğu için sayısı fazla da olsa ot çıkıyor yani. bildiğin ot yani burada. Dolayısıyla kromozom sayısı eğer totundan fazla olmasına rağmen insanın eğer totundan daha gelişmiş ve daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Bu da çok önemli. Geçtiğimiz sınavlarda çok çıktı. Ve bunların arasından da DNA proteinle birleşip kromozom oluşturduğu için en büyüğü de kromozom oluyor. Yani kromozom büyüktür DNA, büyüktür gen, büyüktür de nükleotit şeklinde kedi geni şeklinde bir sıralamayla ezberleyebiliriz. Yani kedi geninde de kromozom en büyük, DNA daha küçük, gen daha küçük, nükleotide onun yapı taşı, yapı birimi en küçüğü diyoruz. Arkadaşlar videonuzu balla bölüyorum ama size çok güzel bir haberim var. Sıfırdan 8'e hazırlık setine sahip olan arkadaşlarımız Tonguç Dershanede %25 indirim hakkı kazanıyor. İndirime ulaşmak da çok kolay. Setin arkasında bulunan bu bölümü kazıdığınızda bir koda ulaşıyorsunuz. Bu kodu Tonguç Dershanede ödeme adımlarında indirim kodu yazan yere girerek Tonguç Dershane'de %25 indirimin sahibi oluyorsunuz. Hepinize iyi dersler. Geldik DNA'nın yapısını zaten demin birazcık gösterdim ama birazcık daha şimdi içeri detaylı girelim. Çift zincirli bir yapısı var. Demin de söylediğim gibi bu mesela mavi zincir. Ee, mesela şu mavi zincir burada gördüğümüz gibi. Aynı zamanda şu da kırmızı zincir. Bunlar bir araya gelerek DNA'yı oluşturuyor. Saç örgüsü gibi bir fiyonk yapısı var bunun. Sarmal yapıda yani birbirine ee, sarılmış böyle hani buna çok önemli saç örgüsü yapısı diyorlar. Saç örgüsü gibi bunlar aslında. Yapı birimi nükleotit demiştik. Yapı birimi nükleotit demiştik ve dört farklı çeşidi var demiştik. Adenin, guanin, timin ve stozin var demiştik. Sözünü C diye gösteriyoruz genellikle sorularda. Hani S diye çok fazla göstermiyorum ama ben At Galatasaray aklımıza getirelim. At zaten A, T ile birleşiyor. G ile de S birleşiyor. O yüzden At Galatasaray. Hani bakalım Galatasaray kostümü girmiş bir at şeklinde bu şekilde gösteriyoruz. A'nın karşısına T, G'nin karşısına S geliyor. Burada, burada gördüğümüz gibi bu mavi. Bu da mesela e, diğer zincir diyelim. Burada A nükleotidin karşısında T nükleotidi. C nükleotidin karşısında G nükleotidi. G'nin karşısında C, T'nin karşısında A şeklinde nükleotitler birbirine eşleşiyorlar. Bunu unutmayalım. Her nükleotidin içinde fosfat ve şeker zaten var. Yani bütün nükleotidin içerisinde bir fosfat, bir şeker zaten fix, garanti. Yani burada da e, şeker ve fosfat var. Fosfat ve şeker var, fosfat ve şeker var. Hemen bir tane matematiksel soru çözelim mesela. Diyelim ki burada kaç nükleotit var dersem... ...burada bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz tane e, organik baz var. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz tane de nükleotit var. Bu sekiz nükleotitin, sekiz nükleotitin içine baktığımız zaman nükleotit dediğimiz zaman bunun içerisinde 8 tane 8 tane şeker var. E, 8 tane e, fosfat var. Fosfat var. 8 tane e, baz var. E, yani toplam nükleotit sayısıyla toplam baz sayısı, toplam fosfat sayısı, toplam şeker sayısı aynı. Ama 8 tane adenin mi var? Hayır. 1 iki tane adenin var. 8 tane timin var, hayır 2 tane timin var. 2 tane sitozin var, 2 tane guanin var şeklinde. Yani burada şunu unutmayalım. Adenin sayısıyla timin sayısı eşit olabilir. Guanin sayısıyla sitozin sayısı birbirine eşit olabilir. Çünkü bunlar bir eşleşiyor. Ama aynı zincirde bütün DNA'da eşit olmak zorunda diyoruz. Bu da çok önemli. Şimdi fosfat, şeker, bazın bu yapısını bilmemiz gerekiyor. Genellikle DNA modelleri sorularında şöyle bir model çizmeniz beklenebilir. Yani şöyle hatta ben burada çiziyorum şimdi. Fosfat şeker baz. Onun altına bir tane daha fosfat şeker baz. Yani bu diğer bir nükleotit oluyor. Onun sonra fosfat şeker baz. Bu başka bir nükleotit DNA modeli çiziyorum şu anda. Peki bunun bu birleşmeler yüzünden bir zincire dönüştüğünü, bunun karşısına uygun nükleotitlerin gelerek de diğer zincire tamamlandığını çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bunu yaparken tabii DNA eşlenmesi denilen bir olay oluyor. DNA işlenmesine şimdi geleceğiz ve DNA işlenmesi LGS'de en fazla soru çıkan kısım ve bunlar da kendi aralarında birleşiyor. ikinci zincir oluşturuyor. Bu adenin ise bu timin oluyor. Bu guanin ise bu stözün oluyor. Bu guanin ise bu stözün oluyor şeklinde aklımıza getireceğiz. Şimdi DNA işlenmesi işte LGS'nin klasiği. Yani LGS sınavında en fazla ne çıktı desek DNA ile alakalı DNA işlenmesi çıktı. DNA'nın birinci zinciri burası, ikinci zinciri burası. Mavi burada gördüğümüz gibi mavi ve turuncu zincirler var diyelim. Bu mavi zincirde A, T ve G nükleotitler olsun. Bunun karşısına ne gelir desek çok basit. A'nın karşısına T gelir. T'nin karşısına A gelir. G'nin karşısına S gelir. Bunu da C diye yazıyorum. Hadi. Şimdi bu aslında DNA'mız bu şekilde duruyormuş. Birinci zincir, ikinci zincir. Sonrasında diyor ki DNA. Ya kardeşim ben hücre bölüneceğim. Yani hücrem bir taneyken böyle. Böyle bir tane hücreyken. Böyle kendi içinden böyle boğumlanıyor. Şöyle sonrasında çekirdek de bir bölünüyor böyle. Sonrasında diyor ki hadi bakalım ben iki tane ayrı hücreye ayrılayım diyor. İşte buna biz hücre bölünmesi diyoruz ve aslında bizim büyümemiz için yani normalde ilk başta bir zigotken bir tane hücreydik. Ama sonrasında insan olduğumuz zaman 37 trilyon ...hücre olduk. 37 trilyona yakın... ...hücre olduk. Nasıl oldu bunlar? Hücrelerin sayısı artarak. Bak burada bir tane hücre vardı. Burada artık iki tane hücre var. Bir hücre... ...iki hücre. İşte bu hücre... ...sayısının artışı hücre bölünmesi... ...dediğimiz olaya... E, ...bağlanıyor ve mitoz veya mayoz... ...iki tane hücre bölünmesi var zaten biliyoruz. Ve bu hücre bölünmesi dediğimiz... ...olay olurken olmadan önce... ...şimdi burada bir tane hücre var. Bir tane çekirdek var. Bir tane DNA var. Ama burada iki tane hücre olduğu için iki tane çekirdek, iki tane DNA olmalı. Şimdi bir hücre bir DNA demek öyle düşünelim. İki hücre iki DNA demek. Şimdi, e, dolayısıyla DNA sayısının artması gerekiyor. Sadece hücre sayısı, DNA sayısının artması çünkü her bir hücrede bir DNA olmak zorunda. DNAsız hücre olmaz, şifresiz hücre olmaz. Şifrelerimiz diğer hücrelere aktarılmak zorunda. Dolayısıyla diyorum ki, ilk başta e, DNA ben hücre bölünmesi geçireceğim. O zaman iki tane DNA ihtiyacım var. Diyerek e, fermuar gibi açılıyor. Fermuar gibi açıldıktan sonra DNA bu şekilde böyle mavi bu tarafa doğru, yani bu tarafa doğru böyle açılıyor, bu tarafa böyle açılıyor. Ve sonrasında diyor ki burada işte ne var diyelim T var, e, C var ve G var diyelim. Bunun karşısına uygun şeyler geliyor. Nedir bu uygun şeyler? T'nin karşısına A gelir, C'nin karşısına G gelir. ...G'nin karşısında C gelir. Tamam. Şimdi bu açılmadan önce T'nin karşısında yani buradakinde şurada ne olmak zorunda? Ya şunlar açılmadan önce şunlar yoktu diyelim. Şunları aklımızdan silelim. Şunlar yoktu diyelim. Bu T'nin karşısında A gelirdi. C'nin karşısında G gelirdi. G'nin karşısında C gelirdi. Şimdi açılmadan önce böyleydi. Açıldıktan sonra ne oluyor? Açıldıktan sonra şimdi bu artık tek başına duruyor. Bunun karşısında bir şey lazım. Bunun karşısına... Stoplazmadan serbest bir nükleotit olan A geliyor, yapışıyor T'nin karşısına. C'nin karşısına ne gelmek zorunda? Gelmek zorunda G gelmek zorunda. G'nin karşısına da C gelmek zorunda. Tamam. Bu da açıldığı zaman yani bu turuncu açıldığı zaman şu tarafa doğru açıldı. A'nın karşısına normalde T gelmek zorunda. G'nin karşısına C, C'nin karşısına G gelmek zorunda. Şimdi çok enteresan bir şey oldu. Bunlar birleşiyor. Bunlar birleşiyor. Bunlar bir zincir oluşuyor. Bunlara yeni zincirler diyoruz biz. Bu eski zincirlerde şu mavi ve turuncu eski zincirde bunlar da yeni zincir. Şunlar yeni zincirler. Ama dikkat ettiysen, hemen hatta şöyle göstereyim. Şu parçayla, şu parçayla. Şu parça birbirinin aynısının tıpkısı. Yani biz bunlara ikiz DNA'lar diyoruz. Çünkü bak T, A, C, G, G, C, T, A, C, G, G, C. Ulan hep aynı ya. Ya bunlar aynı olduğu için birbirinin aynı, aynı iki DNA yani ikiz DNA'lar oluşuyor. Bu çok önemli. Ve DNA işlenirken bazı hatalar olabilir bu arada. O aklımızda kalsın ama Burada hatasız işlendiği zaman birbirinin aynı iki DNA oluşuyor ve bu yüzden de DNA iki katına çıkmış oluyor. Genel yüzdelik olarak 0.7, yüzdelik dilim yaptım ve panda 481. Peki Nehir bu süreçte Tonguç'tan nasıl faydalandın? Tonguç'un en çok kitaplarından faydalandım ve özellikle paragrafon serisi çok hoşuma gitti. EGS çalışmanın başlarında bana çok faydası olduğunu düşünüyorum bu kitapların. Peki Türkçedeki netlerini soralım bakalım faydalı olmuş mu? Türkçe full tabii ki. Oo Türkçe full tebrik ediyoruz seni. Şimdi eski zincirler vardı bir de... Yeni zincirler vardı. Eski zincirler ve yeni zincirler aslında birbirini tamamlayarak bunlar birbirine şöyle hatta şöyle göstereyim. Şöyle böyle geliyordu bunlar. Sonra böyle açıldı. Açıldı. Bunun karşısına uygun şeyler geldi. Sonrasında bu bir tarafa bu bir tarafa gitti. Burada bir DNA oluştu. Burada bir DNA oluştu. Bunlar da kıvrımlaştı tabii ki. Bunlar kıvrıldı böyle kendi aralarında. Ve iki tane DNA oluştu. Yani bir DNA'dan iki DNA'ya çıkmış olduk. Onu da söylemek istiyorum. Bu en önemlisi sınavlarda LGS'de en fazla çıkan aslında DNA eşlenmesi. Ve DNA eşlenmesi sırasında bazı hatalar olabiliyor. Eksik eşleşme denilen bir hata olmuş mesela burada. Mesela A, T, T, ama bunun karşısında gelen olmamış. Ama bu onarılabilir bir hata aslında. Çünkü C'nin karşısında ...karşısına G geleceğini biliyoruz. Buraya baktığımız zamansa... ...bazı hatalarda da onarılamıyor. Mesela A'nın karşısına T, T'nin karşısına A... ...tamam G'nin karşısına G, T'nin karşısına... ...ama burada hiçbir şey yok. Yani şurada bir şey yok... ...burada bir şey yok. İşte bu onarılamaz. Ben ne koyacağım buraya? A mı koyacağım, G mi koyacağım... ...G mi koyacağım, ne bileyim kardeşim diyerek... ...bu böyle onarılamaz hata şeklinde... ...mutasyona dönüşebiliyor. Bunlar mutasyon hataları... ...ve bu mutasyon hataları da gerçekten de... E, ...insanda garip garip şeyler oluşturabiliyor. Tabii ki... DNA işlemi sırasında nükleotitlerin açıkta kalmasıyla dediğimiz gibi mutasyonlar oluşabiliyor dedik. Ve bazıları onarılırken bazıları onarılır. Bu da mutasyon aslında ama bu onarılabilir. Yani zararsız bir mutasyon. Çok ra rahat e, çözebiliyorsun ama bu mutasyonu çözemiyorsun diye düşünüyoruz. Şimdi burada aslında konumuzu bitirdik ve DNA işlenmesi bu işin en önemli kısımlarından bir tanesi. Gerçekten ödüllü soruyu geçmeden önce şunu anlatmak istiyorum. DNA eşlenmesi her sene geldi. Bazı senelerde iki tane LGS sorusu geldi. O yüzden çok önem vereceğiz bu konuya. Hadi bakalım o zaman ödüllü sorumuzu yapın. Bir sonraki de artık kampımız bitti. Yani de bitti ve bir sonraki sonraki dersimizde görüşmek üzere diyoruz. Sene başlıyor. Çok güzel şeyler yapacağız. Bu sene gerçekten çok efsane planlarımız var ve çok değişik kurgularla sizin karşınıza geleceğiz ve LGS'de yüzde yüz başarı istiyoruz. Yüzde yüz diyor. Hadi bakalım ödül sorumuzu yapın. Yorumları yollayın.